60 ile termal analiz yeteneklerini anlatacağımız bugünkü webinarımıza hoş geldiniz. Saat 2 ile 3 arasında 1 saatlik bir webinar süremiz olacak. Bu süre içerisinde ise Autodesk Fusion yazılımı içerisindeki analiz yeteneklerinden olan termal analize değineceğiz. Kısa bir PowerPoint sunumu var. Sunum eşliğinde ilerleyeceğiz. Genellikle ise program arayüzünde uygulamalı olarak devam edeceğiz. Fusion 360 hakkında kısa bir bilgilendirme, kullanıcı arayüzü, termal analiz araçları, 360 hakkında ek bilgiler ve soru cevap şeklinde olacak. Bu webinar kaydımızı daha sonrasında ProTalkTar resmi kanallarında sizlerle paylaşılmakta. Kısaca kendimi tanıtmak gerekirse, ProTalkTar firmasında teknik takım lideri olarak çalışmaktayım. Gazi Üniversitesi Makine Öğretmenliği mezunu olup aynı zamanda ise Autodesk Resmi Türkiye Kullanıcı Topluluğu'nda gönüllü olarak paylaşımlarda da bulunmaktayız. Şirket mail adresimiz görmüş olduğunuz gibi hasan.er@proto.com.tr adresinden de sunum izlediğinizde ya da devamında sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Autodesk Fusion 360 yazılımı Autodesk'in geliştirmiş olduğu hem modelleme, hem analiz, hem de imalat yani takım yollarını oluşturduğumuz süreçlerinin bütününü kapsayan bir yazılım. Kendi içerisinde hem PC tarafında yani Windows'larda hem de Mac bilgisayarlarda çalışıp aynı zamanda ise bulut teknolojisi bir yazılımıdır. Bu sayede bir ekip arkadaşımız farklı bir vilayette, diğer ekip arkadaşımız farklı bir vilayette olmak şartıyla biri modelleme yaparken bir diğeri modelleme yapılmış parça üzerinde analiz gerçekleştirebilir. Bir diğer takım arkadaşımız bunun takım yollarını oluşturabilir. Bir diğer takım arkadaşımız ise ürünü görselleştirebilir. Burada bulut tabanlı yazılım bize oldukça bu paylaşım ve dosya iletişimi konusunda kolaylık sağlamaktadır. Fusion 360 içeriğinde temelde tasarım, analiz, imalat ve görselleştirme üzerine araçlar yer almakta. Konumuz termal analiz. Termal analiz konusuna geçmeden önce Fusion arayüzünden sizlere kısaca bahsetmek isterim. Programı açmış olduğunuzda kendi içerisinde tasarım, generative design, görselleştirme, animasyon, analiz, imalat ve teknik resim üzerine çalışma ortamları vardır. Aynı arayüz içerisinde tasarıma, tasarımda solid tensor face, sheet metal'e ya da animasyon değil de analiz ortamının geçişleri rahatlıkla yapılabilmektedir. Yani bir tasarımcı her bir çalışma arayüzü için yeni bir şablon açmasına gerek yoktur. Çalışma arayüzünde ise yine bizim programlarımızdan Inventor yazılımıyla aynı komut arayüzüne ve hiyerarşisine sahiptir. Eskiz tarafında bir skeç oluştur dediğinizde bir düzlem seçip eskiz komutlarınız karşınıza gelir, kısa yollar atayabilir ve kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde eskizi tamamlayıp katı model tarafına geçtiğinizde katı model komutları karşınıza gelir. Programın avantajı katı model, düzenleme ve assembly aynı arayüzdedir. Bu sayede sizler aslında bir katı modeli oluşturup, oluşturmuş olduğunuz bu katı modelden yeni bir model türetip, bu modeli alternatif ikinci bir bileşen olarak oluşturup, buradan da montajlamayı gerçekleştirebilirsiniz. Bu parçalarınızın her birinde otomatik olarak bu olanaklar mümkündür. Kendi içerisinde animasyonlar, bağlantı tipleri ve benzeri birçok tanımı bulunmaktadır. Yine aynı şekilde teknik resim ortamlarını da bu kolaylıkla geçebilirsiniz. Fusion 360 genel eğitimleri ile ilgili YouTube kanalımızda ve çeşitli Autodesk portallarında eğitim videoları vardır. Bugün sizlere dilimin döndüğünce ifade edeceğim konu termal analiz uygulaması nasıl oluyor Fusion 360'ta. Kısaca termal analizin tanımı aslında sıcaklık değişimlerinin etkileşimleriyle bağlantılı olarak
numune özelliklerindeki değişimin analiz edilmesidir. Numune özellikleri olarak ise termodinamik, ısı, sıcaklık, entalpi, kütle, hacim ve benzeri, malzeme özellikleri ise sertlik, yamuk modeli, hassasiyet ve benzeri kimyasal bileşimi ya da yapısı ifade edilmektedir. Çeşitli termal analiz yöntemleri yer almaktadır. Bu termal analiz yöntemlerinin her biri içinde ayrı ayrı çözümleme ve yöntem mevcuttur. Bununla ilgili araştırma ve inceleme yapabilirsiniz. Başlıklarını koydum. Bizim bu sunum içerisinde sizlere aktaracağımız ise görmüş olduğunuz gibi dökme demir disk gren rotoru. Burada bu geometriyi analiz edip geometri üzerindeki değişimleri göreceğiz. Ve program içerisinde ise simetriklik özelliği ya da modeli basitleştirme diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi simetri olan modellerde model basitleştirip modelin 8'de 1'ini analiz etmek ve modelin bütününü analiz etmek arasında hem zaman hem de performans olarak oldukça bir verim söz konusudur. Analiz sonuçlarında hiçbir fark yok. Simetriklik özelliğini kullandığınızda böyle modellerde özellikle daha hızlı bir çözümlemeler elde edebilirsiniz. Bu model dedik disk fren rotoru modeli. Biz bu model içerisindeki 1/8'inin parçalık kısmı basınç ve sıcaklık kaynaklı gerilmeleri belirliyoruz ve rotoru uygulanan yükler altında davranışını görmek istiyoruz. Bu uygulama anlatımında ise sıralı olarak yapacağımız işlemlerde disk fren rotorundaki sıcaklık ve basınç kaynaklı gerilmeleri belirlemek için termal analiz çalışması ortamına geçeceğiz. Analiz süresini kısaltabilmek için basitleştirme özelliklerinden sizlere bahsedeceğim. Modelin serbest cisim hareketini beklenen termal genleşmeyi engellemeden, yani tamamen serbestlik derecesini sınırlamadan 1/8 yani 8'de 1'i simetrik düzlemi yüzeylerini kısıtlayacağız birlikte. Kullanım sırasında fren rotorunun deneyimini temsil edebilmek için basınç ve termal yükler uygulayacağız. Gerçek şartlarda nasıl bir işlem oluyor bunu görebilmek adına. Analizi çözüp birleşik mekanik ve termal yüklerden kaynaklanan güvenlik faktörü, gerilim, yer değiştirme, ısı akışı, termal gradyanı inceleyip böylece fren rotorunun yüklerin bir sonucunda verimini belirleyeceğiz. İşlem adımları şeklinde yazdım. Daha sonrasında bu işlem adımlarını kısaca görerek, yani sonuçta kayıda alınıyor, sizler de bu işlem adımlarını bu modeller üzerinde uygulayabilirsiniz. Birinci çalışmada ise termal analiz ortamına geçilecek ve varsayılan değerlerimiz yer almakta. Bu varsayılan değerleri göz önünde bulundurarak analiz ortamına geçelim ve varsayılan değerlerimizi tanımlayalım. Şimdi birlikte füzyon tarafına geçelim. Füzyon tarafında analizini yapmış olduğum model, analize başlamadığım temel modelimiz. Bu çalışmalarımızı ve daha farklı uygulamaları füzyon 360 içerisindeki ana kütüphanelerden ulaşabilir ve sizler de çeşitli örneklerde bu anlatacağım işlem sıralarını göz önünde bulundurarak uygulayabilirsiniz. Böyle bir modeli gerçekleştirilmiş olan yapıda tasarım ortamından analiz ortamına geçiyorum. Analiz ortamına geçtiğimde benden istediği basitleştirme yapacak mısın? İlk önce basitleştirmeyi gerçekleştirebilirsin. Ya da hangi analiz yöntemini kullanacaksın? Statik stres, modül frekans, elektronik, bileşenlerin soğutulması, termal, termal stres, structural buckling, nonlinear stating, event simulation, shape optimization. Görmüş olduğunuz gibi Fusion'un bize sunduğu birden çok analiz yeteneği var. Durgun haldeki statik cisimlerin üstündeki stres dağılım haritasını görebilir, doğal frekanslarını saptayabilir, elektronik kart devre üzerindeki bileşenlerin ısı haritalarını görebilir ve nerelere nasıl bir soğutma uygulayacağınızı kestirebilirsiniz. Bu yeni gelen bir özellik. O yüzden bakın preview yazıyor.
Termal analizde parçanız üzerindeki ısı ve ısı haritasını görebilir. Termal stres ile bu ısı dağılım haritasının verilerini model üzerine uygulayabilir ve bunu da bir bileşik kuvvet ya da bir kuvvet olarak uygulayıp parçamız üzerindeki etkisini görebiliriz. Ben bu uygulamada termal analizle ilgili, hani konu termal analiz başta verdim, ancak termal analizle ilgili bir anlatım yapılmış bizim teknik arkadaşlar tarafından. Yine YouTube kanalımıza görebilirsiniz. Ben o yüzden termal stres analiz üzerine anlatım yapmak istedim bu çalışmada. Termalde elde etmiş olduğunuz ısı haritasını termal stresi bir yük olarak tanımlıyorsunuz. Ve burada da bir cismin sıcaklığı yük olarak tanımladığınızda cisim üzerindeki etkilerini görebiliyorsunuz. Yine buckling dediğimiz bel verme ve benzeri çalışmaları görebilir. Nonlineer malzemeleri çözümleyebilir. Olay analizleri kurgulayabilir. Yani böyle bir yay ve benzeri çalışan bir sistemde ya da kenetleme mekanizmalarında olayı birebir gerçek yaşamdaki bulunduğu gibi zamana bağlı olarak çalışmasını görebilir ve çalışma aşamasında oluşan gerilimleri saptayabilirsiniz. Shape Optimization tarafında ise bir topoloji optimizasyonu, modele belli bir kriterler tanımlayarak model üzerinden alternatif veri elde edebilir ve bu veriyi gerek döküm yöntemiyle ya da gerek talaşlı imalat yöntemleriyle üretebilirsiniz. Bizim kullanacağımız şu anki eğitimde termal stres. Termal stres tarafını oluşturduk. Termal stres analiz tarafına geçtik. Analize başlamadan önce modelimize bir bakalım. Modelimizi görüyorsunuz. Bir bağlantı, kamalı bağlantı bir mile bağlanıyor. Aynı zamanda görüyorsunuz soğutma yuvaları var. Buradan hava soğutma için bir işlem bize sağlıyor. Kullanım kolaylığı sağlıyor. Aynı şekilde şu yüzeylerde frenleme yapıldığında sürtünme bu yüzeylerden oluyor. Şu kısımlarda ise yüksek devirden aralarına hava akısı girerek parçamızın soğumasına fayda sağlıyor. Şimdi böyle bir parça simetrik olduğu için biz bu parçanın tamamını yük uygulayıp ya da mesh atayıp zaman kaybı ya da herhangi bir işlem yükü almamak için basitleştireceğiz. Basitleştir diyorum. Basitleştirme araç çubukları içerisinde görüyorsunuz çeşitli araçlarımız var. Ben bu araçlarda split özelliğiyle, split body ile bu body'yi birkaç parçaya ayıracağım. Bunun için ise default işlemleri, yüzeyleri kullanabilirim. Burada görmüş olduğunuz default yüzeyleri kullanıyorum. Parçayı şu an iki eş parçaya böldüm. Devam ediyorum. Bu sefer ikisini hangi doğrultuda? Şu doğrultuda bölüyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi dört parçaya böldük. Yine devam ediyorum. Modelimizi seçiyorum ve bu sefer şu doğrultuda bölüyorum. Görmüş olduğunuz gibi modelimizi şu an parçalarına ayırmış olduk. Bu çalışmamızda modeli ayırdıktan sonra kullanacağımız parçayı, diyelim şuradaki model body'sini seçeceğiz. Şunun dışındaki kalanları seç özelliğini kullanalım. Invert Selection, tersini seçtim. Ve seçmiş olduklarımı ise Remove deyip bu analiz ortamından kaldırdım. Modelin basitleştirilmiş hali görmüş olduğunuz gibi. Basitleştirme işlemi bittikten sonra artık analiz tarafına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi hem bir CAD programı arayüzünde analiz gerçekleştirebilmek, sadece analiz işlemini yapmak değil, analizi yapacağınız modelde basitleştirme, iyileştirme, ölçü değişikliği gibi konularda da bize oldukça kolaylık sağlamakta. Yani CAD tarafı da güçlü olan bir analiz programına sahip oluyorsunuz Fusion'la birlikte. Şimdi ise temel ayarlarını bir göz önünde bulunduralım. Mesela biz direkt analiz tarafına geçtik, ancak analizle ilgili default ayarları bir görelim. Settings'lerinden default sıcaklığımıza bakıyoruz. Varsayılan sıcaklığımızı 25 santigrat derece olarak belirliyorum. Remove rigid body mass seçeneğini şu an seçmiyorum. Çünkü buradaki
seçeneğimiz bizlere ne zaman fayda sağlar? Herhangi bir serbestlik derecesi tanımlamadıysak modele, o serbestlik derecelerindeki rigidlikleri göz önünde bulundurur ve onları devre dışı bırakır. Ama biz parçamıza zaten kısıtlamalar vereceğimiz için bizim parçamız o kısıtlamalar dahilinde genleşecek ve gerçek çalışma ortamındaki gibi davranacaktır. O yüzden şu an biz kısıtlama vereceğimiz için buradaki seçeneğimizi kullanıyoruz. Default eleman boyutlarını ayarlayabilir ki bizim bu örneğimizde default eleman boyutumuz 6 mm olsun. Sizler isterseniz daha hassas eleman boyutları tanımlayabilirsiniz. Ki bu bizim ne kadar hassas eleman boyutu tanımlarsak analiz sürecimiz bir o kadar uzun olur. Sizler tamamen bu gibi çalışmalarda biraz kaba eleman boyutu tanımlayıp, yani uygun eleman boyutu tanımlayıp çözüp biraz daha eleman boyutunuzu küçültebilir, tekrar çözebilir. Analiz sonuçlarınız arasında belli bir oran farkı yoksa abartılı, o zaman çok da hassas bir eleman boyutu tanımlamanıza gerek yoktur. Tabii bu konuda sizler mesleki tecrübeleriniz ve nasıl mesh atmanızla gerekli tecrübeleriniz dahilinde bu çalışmayı değiştirebilirsiniz. İyileştirmeler ve çeşitli işte adaptif mesh tanımlamaları verebilir ve bu sayede ise tekrar sonuçlarınızı doğrultabilirsiniz. Ben temel varsayılan sıcaklık değerimi ve eleman boyutumu tanımladım. Eleman yani aslında A kısmındaki mesh dediğimiz A demek, Türkçe karşılığı A oluşturan da elemanlar ve o elemanların birim uzunluğunu tanımlamış olduk. Şimdi sıradaki işlemimiz çalıştığımız sayfa birim olarak nedir? Birlikte ona bakalım. Çalıştığımız sayfa bakın custom olarak milimetre, kilogram, newton, işte basınç birimi megapascal, görmüş olduğunuz gibi hız ve benzeri dereceler ve benzeri tanımlamalar, flow rate'lerimiz hepsi burada istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Biz şu an force'ları newton olarak tanımlayacağız ama libre force tanımlamak isteyenler, ton force tanımlamak isteyenler de buradan değiştirebilir. Şu an seçeneklerin uygun olduğunu gördük bu uygulamamızda ve onayladık. Bir sonraki aşamada ise malzeme tanımı. Yani Autodesk oldukça güçlü bir malzeme kütüphanesi sunmakta bizlere. Bu malzeme kütüphanesinin içeriğini bir inceleyelim. Mesela default program tarafından yani bu modelimizin çizilirken verilmiş olduğu bir malzeme tanımı varmış. Bu malzememiz neymiş? Bakalım. Görüyorsunuz Iron Gray Cast olarak Grade 50 olarak tanımlanmış. Biz burada Study Materials kısmında modeldeki ile aynı olsun ya da Iron Cast kategorisinden belirlediğimiz örnekteki çalışma olarak değiştirebiliriz. Bu çalışmayı, malzemeyi tanımladım ama güvenlik faktörüm neye göre hesaplasın? Güvenlik faktörüm şu an default olarak bakın akmaya göre hesaplasın. Ama dilerseniz siz bunu kopma sınırına ya da akma sınırına göre hesapla diyebilirsiniz. Peki malzemenin daha detaylı özelliklerine nasıl ulaşabilirim? Properties'te. Görüyorsunuz seçmiş olduğunuz malzemenin akma, kopma, termal iletkenlik ve buradaki temel özelliklerine ulaşabiliyorsunuz. Bu malzeme tanımını da gerçekleştirdikten sonra modelimizin default işlemlerini gerçekleştirdik. Yani termal analiz, termal statik ortamını seçtik, termal stres arayüzüne geçtik. Malzemeyi tanımladık. Default olması gereken mesh boyutlarına girdik. Default varsayılan sıcaklık birimine girdik. Şimdi ise yapmamız gereken kısıtlamaları tanımlamak. Kısıtlamalar dediğimiz ise böyle bir çalışmada bakın bizim kesit yüzeylerimiz var. Ki bunlar simetri yüzeyi de olarak adlandırılıyor. Bu simetri yüzeylerinin karşısında diğer modeller varmışçasına arayüzlerine serbestliklerini kısıtlayıp bir tanımlama yapmamız lazım. Şimdi birlikte bakalım. Mesela bu doğrultuda şu an XY düzlemlerinden de şöyle bakacak olur isek YZ düzleminde bu X doğrultusuna gelmekte. Şimdi böyle bir elemanda body olarak değil yüzey olarak seçelim.
Şu yüzeyin karşısı var ve bu karşısı hangi doğrultuya denk geliyor? X doğrultusuna. O zaman X yönünü fix kılıyorum bakın. Görüyorsunuz sadece X yönünde fix. Diğer yönlerde hareket edebilir. Y'de ve Z'de genleşmeler mümkündür. Yani bu yüzeyin seçiminin dışındaki kalan yüzeyler sıcaklığa bağlı olarak Y ve Z doğrultularında hareket gerçekleştirebilir. Ki ben bunu komple böyle fixlesem ne olacak? O zaman gerçek bir analiz ve gerçek bir serbestlik olmayacak. Şimdi ben sadece bu iki yüzeyi X doğrultusunda sabitledim. Bir sonraki örneğimizde ise şöyle bakalım modelimize. Şöyle çevirelim. Aynı şekilde bu yüzeyi de uygulayacağım ve bu yüzeyin de doğrultusu Y. Şu yüzey ile bu yüzey, bu sefer X ve Z'yi serbest bırakıyorum, Y doğrultusunda sabitliyorum. Bu yüzeyi de yaptıktan sonra artık yapılması gereken tek bir yer kaldı. Neresi? Kesit aldığımız buradaki yüzey. Dikkat ederseniz simetrikliği tanımlarken testerenin kesmiş olduğu yüzeylere bir kıstatıyorum ve onun doğrultusunda, yani dikey olarak ona bakan bir doğrultuda sabitleme veriyorum. Mantıken de öyledir zaten. Bu hangi doğrultuda şu an? Z doğrultusunda. Hangi yüzeylerde kesme işlemi yaptı? Bu yüzeylerde. Yani bu yüzeylerin karşısında bu modelin simetrisi yer almaktadır demek bu. Burada da Z'de sabitledik. Bu aşamaları yaptıktan sonra artık kısıtlamalarımızı uyguladık. Ne yapmışız? Termal stres çalışma ortamına geçtik. Varsayılanları bu örnek için uygun olan değerleri tanımladık. Simetri modeli oluşturduk. Kısıtlamaları uyguladık. Şimdi buradaki çalışmamızda ise artık yükleri gireceğiz. Yani bu modele etkileyen yükler nelerdir? Şimdi bakalım ne diyor? Bu uygulamada fren rotoruna yapısal ve termal yükler bir kombinasyonu uygulanacak. Mil ve rotor arasındaki bir yüzeye sıkı geçme. Yani şöyle model üzerine geçelim. Model üzerinden size tarif edeyim. Şöyle modelimizi karşımıza alalım. Bir bakıştan mesela şöyle bakalım modele. Şu yüzeyde mil ve mille bağlantı yapıyor. Yani mil ve rotor arasındaki yüzeye sıkı geçme bir şekilde neden olduğu mekanik yükü temsil etmek için göbek deliği yüzeyine bir basınç uygulanıyor. Yani aslında oradaki sıkı geçmeyi temsil eden bir yük uygulanıyor. Şimdi buyurun aşama aşama yapalım, uygulayalım. Force değil de basınç olarak şuradaki yüzeyimize 13.8 megapaskallık bir basınç uyguluyorum. Bir sonraki aşamada ise aynı göbek deliği yüzeyine uygulanan bir sıcaklık eklenecek. Ki bu yüzey su soğutmalı bir şaft ile temas halinde olduğu için bu nedenle iyi korunmuş bir sıcaklığa sahip. Yani buraya bir sıcaklık değeri gireceksiniz ki diyor. Bu çalışmadan dolayı burada bir sıcaklık oluşuyor. Ama bu sıcak da su soğutmalı bir şaft ile temas halinde olduğu için hep sıcaklığı sabit oranda. Yani ne azalıyor ne artıyor. Su oradaki maksimum sıcaklığı azaltıyor ve belli bir sabit değerde tuttuğunu söylüyor. Bunu temsil olarak ise buraya bir sıcaklık uygulayacağız. Yine aynı şekilde gidiyorum. Termal yüklere gidelim. Termal yüklerden şurayı seçiyorum. Ve buradaki sıcaklık birimi olarak 38 santigrat derece olarak tanımlıyorum. Sıcaklığımızı da girdik. Şimdi bir sonraki tanımlamada ise frenleme sırasında sürtünmeden kaynaklanan ısıyı temsil etmek için balata temas yüzeyine bir ısı kaynağı uygulanacak. Şurada görmüş oluyorsunuz. Buradaki balatanın şuradaki yüzeyinde sürtünmeden dolayı bir ısı oluşuyor.
Bu ısıyı temsil edebilmek için ise bir ısı kaynağı uygulayacağız. Şimdi buyurun birlikte bunu uygulayalım. Termal yüklerden, ısı kaynağından buradaki yüzeyimizi seçiyoruz. Ve buradaki birim alana düşen tanımı girelim. Isı birimi olarak görüyorsunuz. Birim alana düşen ısı kaynak biri kuvvetini girdik. Buradaki ısı kaynağını tanımladıktan sonra ise PET temas yüzeyi hariç ortam havasına maruz kalan tüm yüzeylere bir konveksiyon yükü uygulanacak. Ki bu da PET yüzeyi dediğimiz yer şurası. Buraya zaten bir ısı kaynağı uyguladık. Yani buradaki frenlemeden kaynaklı olan bir ısı oluşuyordu. Ve biz buraya birim yüzey alana uyguladığımız bir ısı kaynağı vardı. Şimdi ise buranın dışında diğer yüzeylerin bütünlüğüne uygulayacağımız bir ortam havasına maruz kaldıkları için bunlar, çalışma ortamına maruz kaldıkları için oradaki hava sıcaklığını tarif eden bir yük uygulanacak. Tabi burada bu yüzeylerdeki şeyler de bu uygulama çalışmasında tanımlanmıyor. Yani işin içerisine bu rotor aslında dönme işlemi gerçekleştirdiğinde buradaki hava kanallarından giren havanın soğuttuğu birim değerleri gelinmiyor bu uygulamada. Ama gerçek çalışmalarda ise yine CFD ve benzeri çalışmalara geçip buralardan da belli bir havanın tesiriyle şu kadar bir birim hava giriyor ve bu hava bu sıcaklığı nasıl hafifletir? Yani etkisi nedir acaba? Onda bir midir? Onda iki midir? Tabii bu konuda çok hassas çalışmalarda önemli. Biz bunu şu an görmezden geliyoruz. Geometrik seçim yöntemlerinde çeşitli seçim kolaylıkları vardır. Yani şuradan kapatayım mesela selectol'u, sadece body seçeyim. Bu sefer sadece body seçebilirsiniz. Ya da işte body'leri kapat, sadece body'lerin kenarları seçsin derseniz, bakın yüzeyleri seçemezsiniz, sadece kenarlar. O yüzden bu gibi seçim yöntemleri yeri geldi işimizi çok kolaylaştırır. Ben selectol deyip hepsini aktif çalışıyorum. Şimdi sizlere burada şunu göstereceğim. Tüm geometriyi buradan seçelim. Mesela şu şekilde. Bu seçimlerden sonra kontrolle bunları kaldırabilirsiniz. İstemediğiniz alanları. Ama biz bu konveksiyon yükünü uygulayacağımız için ilk önce yük tarafına gidelim. Burada konveksiyon seçelim. Ve seçim işlemini şimdi gerçekleştirelim. Burada görüyorsunuz. Şuradaki mil kısmı bağlantı yüzeyi seçilemiyor. Çünkü neden? Burada temsili olarak biz bir sıcaklık tanımlamıştık zaten. Hatırlıyorsanız 38 santigrat derece. Bu PET yüzeyinde bir sıcaklık tanımlandığı için diğer yüzeylerde şimdi tanımlama yapacağız. Burada aktif olarak PET yüzeyini kontrolde kaldırdım. Siz kaldırdıkça bakın seçilen yüzeyler de burada azalmakta. Burada aynı şekilde simetri yüzeylerini de kaldırıyorum. Çünkü burada aslında gerçekte böyle bir şey yok. Çünkü neden? Karşı iki tarafla bağlantılı bu bir bütün. O yüzden buradaki yüzey alanlarını kaldırıyorum. Yine aynı şekilde buradaki simetri yüzey alanlarını da kaldırıyorum. Bakın ama buradaki yüzeyimiz kalıyor. Çünkü neden? Bunlar dıştaki hava neticesinde buralara bir ısı dağılımı oluyor. Yani ortamın sıcaklığı buralara maruz kalıyor. Ortamın sıcaklığına maruz kalıyor bu yüzeyler. Simetri yüzeylerini ve PET sürtünme yüzeyini, aynı şekilde mil bağlantı yüzeyini seçimden kaldırdım. Ve diğer yüzeylere ise ortam sıcaklığını temsil eden bir konveksiyon yükü uygulayacağız. Yükü tanım olarak girelim.
25 santigrat derece sıcaklık. Konveksiyon değeri olarak. Tanımlamamı yaptım. Şimdi yüklerimizi de uygulamış olduk. Bu aşamadan sonra görmüş olduğunuz gibi yükleri tamamladık. Bu aşamadan sonra ise analizi çözüp sonuçları görüntüleyeceğiz. Analizimizi çözümleyelim. Burada Autodesk bizlere şu kolaylığı sunar. Yani çözümle dediğimizde bu analizi belli bir kredi kullanarak Autodesk'in serverlarını çözebilir. Ya da lokal dediğimizde kendi makinenizde çözebilirsiniz. Bunun avantajı nedir? Lokalde yani kendi makinenizde şu an başka bir işlemle uğraşıyorsunuz ve aktif çalışmanız gerekiyor ama aynı zamanda da analizi çözmeniz gerek. O zaman analizi bulutta çözdürüp bilgisayarınızın işlemci özelliklerini kullanmazsınız. Makinenizde tam performans, lokalde diğer işleriniz için kullanabilirsiniz. Ben burada kredi olarak değil de lokal kendi sistem özelliklerini çözdüreyim. Çözümü başlatalım. Çözüm işlemi gerçekleştirirken metri özelliğini kullandığımız için 8 kat belki de 4 kat yani birebir kıyaslamasını yapmadım. Yanlış bir bilgi vermek istemem. Ama düz mantıkta modelimizi 8 kat daha hızlı çözüyor. Çünkü neden? Var olan bir kütleyi 8'e böldük. 8'de birine mesh uyguladık ve çözümledik. Ama bu şekilde yapmayıp tüm gövdeye mesh uygulayıp kuvvetleri uygulayıp çözümledeseydik çözüm süreniz biraz daha uzun olacaktı. Bu bilgiyi de tekrardan hatırlatmak istedim. Şu an sonuçlarımız geldi. Biz burada stres dağılımı ve benzeri çalışmalara bakalım. Mevcut tanımlamada sizler buradaki yükünüzü ve benzer tanımlamalarınızı gerçekleştirdiğinizde oluşan işlemlere göre benim almış olduğum bir rapor vardı. Şimdi o raporu bir size göstereceğim. Şundan mı almıştım? Şuradan raporu aldığım yerden göstereyim. Burada değil de rapor. Evet, raporlarda. Biraz çözünürlüğü arttıralım. Şimdi model üzerinden de göstereceğim ama rapordan ilk önce ifade edeyim. Şimdi biz analiz tipimizi termal stres dedik. Eleman boyutunu tanımlamıştık. Ve mesh ile ilgili diğer ayarlarımız. Görüyorsunuz malzeme tanımımız. Onun dışında tanımlamış olduğumuz constraint'ler, sabitlemeler. Görüyorsunuz. Görsel olarak gayet düzgün bir şekilde bizi bilgilendiriyor. Ve bu yüzeylere uygulamış olduğumuz bakın yükler. Ne kadarlık bir basınç uygulamışsın? Ne kadarlık bir sıcaklık uygulamışsın? Ne kadarlık bir ısı kaynağı uygulamışsınız? Yine aynı şekilde ne kadar bir konveksiyon taşınım ısı değeri uygulamışsınız? Ve bunların sonucunda çıkan minimum ve maksimum von Mises değerleri, güvenlik faktörü değerleri, minimum ve maksimum aralıkları, yine aynı şekilde toplam yer değiştirme ya da X, Y, Z yönünde yer değiştirmeler, yine aynı şekilde sıcaklık değerleri, minimum ve maksimum, termal gradient değerleri ve ısı akış değerleri yer almakta. Şimdi ise model üzerine bir bakalım. Geliyorsunuz güvenlik faktörümüz minimum 2 olduğu nokta. Test dağılımları
Modelimiz üzerinde maksimum ve minimum stres dağılımı, yer değiştirmeler, maksimum 0.31 mm yer değiştirme işlemi gerçekleştirmiş, reaksiyon kuvvetleri, görüyorsunuz gerilimleri, sıcaklık değerleri, minimum bakın 38, maksimum 160 santigrat derece. Yine aynı şekilde bunları filtrele dediğimizde ısı dağılımına göre ısının yüksek olduğu noktalar kalsın. Bizim için 150 ve 160 arası çok önemli. Bu yüzeyde nerede oluşuyor? Sürtünme yüzeyinde oluşuyor maksimum sıcaklık. Ki mantıken de o şekilde olması gerek. Görüyorsunuz ısı akışını gösteren bir değerimiz. Termal gradient değerleri. Mesela burada stres dağılımı için gösterim kısmında animasyon olarak bir bakalım. Şuraya koymuşlar animation seçeneğini. Animasyonu gerçekleştir diyelim. Bakın sıcaklıkla birlikte olan genleşmeyi görebiliyorsunuz. Tabi burada abartılmış bir değer var. Mesela 5 kat abart dediğimde, çalıştır dediğimde buradaki yer değiştirmeleri 5 kat abartarak size gösterecek. Siz bu sayede çok küçük değerler varsa bu abartı sayesinde o değerleri daha rahat görebilirsiniz. Ama gerçeği göstersin ve sunumumuzu gerçekleştirelim. Görüyorsunuz gerçekte 0.3 mm'lik bir yer değiştirme var. Yani gözle bile belli bir şeyle görebileceğiniz, yani zor görebileceğiniz bir değerler. Evet, şeye bakalım mesela, sıcaklığa bakalım. Sıcaklık dağılımını göstersin. Yine burada bunları raporlayabilir. Var olan başka bir modelle kıyaslayabilir. Meshlerin görünümünü aç ve benzeri işlemler yapılabilir. Kesit al ve benzeri tanımlamaları uygulayabilirsiniz. Yani kesit plane'ler, mevcut plane'leri burada kullanabilirsiniz. Mesela biz XY plane düzlemi ya da XY plane düzlemini kullandıktan sonra burada kesit al diyelim. Şu an işte nazara geliyor. Her şeyde olduğu gibi Fusion'da bizlere burada bir oyun yaptı. Normalde inanın uygulamada dahi böyle bir şey olmamıştı ama tabii ki her program bunu gerçekleştirebilir. Hatasız kul olmaz. Şimdi programlarda Fusion'un en büyük artısı şu. İnternet üzerinden anlık olarak güncellemeler tüm dünyadaki kullanıcılara gitmekte. Yani bu gibi hataları anlık olarak önceden tekil ürünlerde beklerken, bir servis beklerken Fusion'da bu süre çok çok kısa. Yani direkt hemen anlık güncelleme geliyor. Belki saat başı, belki günlük. O güncellemeleri alıyorsunuz veya bu sorunlar ortadan kalkıyor. Bu gibi özellikler, az önce gösterdiğim özellikler ve benzeri tanımlamalar aslında daha temelde yaptığı işlemlerde. Ama tabii ki böyle şeyler de yaşanabiliyor. Burada yine raporlama olarak raporla diyebilir. Yine güzel özelliklerinden bir diğer olan maksimum minimum noktalarını göster ya da create point drop dediği istediğiniz bir alan var daha hassas görmek istediğiniz. Mesela şu alan. Bu alanı göstersin. Görüyorsunuz. Şu noktalarda mesela. İçeride biraz daha hassas o prop'la, o prop yüzeyiyle oynayabilir. Bu noktada direkt olan görüyorsunuz. Güvenlik faktörü ve benzeri değerleri görebilirsiniz. Bu gibi eklemiş olduğunuz işlemlerin tamamında mesela biz yüzeyi herhalde tam işaretleyemedik. Şuradan bir daha işaretleyelim. Yer değiştirirken kaydı herhalde. Evet. Görüyorsunuz. 2.22. Mesela stresleri göster diyelim. Yine aynı şekilde stresleri de anlık olarak gösterebilir. Mesela şu yüzeyi göster. Mesela aynı şekilde şuradaki mil bağlantı yüzeyini göster.
Bu sayede parçanın üzerindeki olan streslerle malzemenizin atma değerlerini kıyasladığınızda malzemeniz kaç emniyet vermiş, malzemede oluşan sıcaklık sizler için risk mi, bunları gözlemleyebilir. Bu çalışmayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Peki bu aktivite bu uygulamamızda analizimizi çalıştırdıktan sonra güvenlik faktörü, stres, yer değiştirme, ısı akışı, termal gradyan sonuçlarını alabildiğimizi gördük. Uyguladığınız yüklerin bir sonucu olarak aslında fren rotorunun durumu hakkında bilgi sahibi olabilir. Maksimum stres alanlarını belirleyebilir. Sonuçlardaki farklı renk geçişlerine bakabilirsiniz. İşte stres dağılımının ya da sıcaklık dağılımının renk skalası olarak görebilirsiniz. Maksimum stresin yerini ya da minimum stresin yerini bu sayede açıklayabilir ya da istediğiniz noktalara proplar atayarak daha hassas görüntüleyebilirsiniz. Sıcaklık dağılımını bu sayede daha düzgün bir şekilde görmüş olursunuz. Rotorun kullanımında ise nasıl değiştiğini görmek için yer değiştirme sonucunu canlandırabilirsiniz. Genel olarak sunuma tekrar geri dönecek olur ise buradaki aşamaları sizlere göstermeye çalıştım. Benim bu sunumda anlatacaklarım bu kadardı. Eğer soru ve benzeri sormak istediğiniz şeyler varsa bunları sorabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu gibi işlemleri sizler de yaptığınızda takıldığınız bir nokta olursa bizlere danışabilir, bizlere mail atabilir. hasan.protokom.tr adresine mail atabilirsiniz ya da teknik@protokom.tr adresine mail atabilirsiniz. Bu sayede sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Gerçek yaşamda kullanılan bir aslında fren balata sistemleriyle ilgili olan bir disk örneğini tercih ettim. Gerçek yaşamdan olsun istedim. Dilimin döndüğünce aktardım. Yani dediğim gibi herhangi bir sorunuz olur ise bizlerle direkt iletişime geçebilirsiniz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere işlerinizde kolaylıklar dilerim. Webinarın sonrasında bir anketimiz var. Eğer müsaitlik durumunuz olur ise de ankete katılmanızı rica ederiz.